Okey. Sizi Kıbrıs Rum kesiminden arkadaşımız ismi Keri. Benim adım Kerim, onunki Kere. Çok yok farkımız birbirimizden aslında. Okay, I'll explain. Yeah. I'm telling them that we're not really all that very different. Even our names are similar to start with. Yes. My friend Kerry, he also knows everything about Fedon music. He listened to Fedon. I explained to him the Fedon story. Yes. Fedon hikayesini anlattım arkadaşımıza. Fedon abimiz gidiyor Kıbrıs Savaşı başlayınca diyor ki askerlik şubesine beni de alın. Ben de buranın çocuğuyum. Ben de savaşacağım sizinle. Komutanımız Allah razı olsun diyor ki seni kendi milletine kurşun sıktırtmayız. Bırak kurşun sıkmayı, silah doğrulturmayız sana diyor. Evet bizimsin, bizdensin, seni seviyoruz. Senin bizi sevdiğini biliyoruz deyip engelliyor ve Kıbrıs Savaşı'na göndermiyor. İşte böyledir bizim aşkımız kardeşim. İki tarafın da hüsnü niyeti bu durumdadır. Bu iki millet, bu iki devlet tekrardan birleşmelidir. I tell them these two nations should reunite again. Do you agree? Yeah. We should be one again. We are cut from the middle. We should just take out our borders and be brothers again, together again. Everyone travel everywhere again. All Turkey is yours again. All Greece is mine again. Is that a good idea? Yeah. Can you see us live happy? Sounds good, you know, everything without wars, without nothing. Yes, we have one passport. You go buy land in Kayseri, I go buy land in Athens. You know, it's all ours. What are this is not from us, you know. No. We are not the problem, you know. Exactly. So we're not taking anything with us when we die anyway. We leave it to our children. Maybe they give it with one dice. The problem is that all these years, yes, we give it to our children. This one, yeah, to our children, you know. Yeah. The hate and the how to explain, how to say now. They taught us how to hate. Yeah. Okay. How can we fix this? More Fedon. Yeah. Yeah. Music more connect music. People. Yeah. Yes. Maybe I learn bouzouki. Bouzouki. Yeah. Your father is a bouzouki. Expert, yeah, from Cyprus. Cyprus, yeah. I want him to teach me bouzouki. so we convinced Cyprus, so. Yes. Is Cyprus convinced with the idea? Yeah, why not? We should be one again. Yeah, now the border is open anyway, so people. Exactly. Go and come. It's working. Yeah. Nobody's dying. No, not yet. You see? Not yet. Let's hope. Let's hope so. Yeah. It means it's possible. Yeah, it's possible. So there wait. There is so many solutions. No, there are so many solutions, you know, but what you're saying, possible. Are you saying since how many years Cyprus no border between two sides? How many years? 44. No. How many years is border open? Okay. In my area is the first year now, but because I think 10 years. Yeah. Since 10 years, the border between Greek and Turkish sides in Cyprus are open, and nobody dies. No. Life as usual. Mm-hmm. Wait a minute. Are you saying it might be possible the same sample to be implied between Greece and Turkey border too? It has different differences because there's a Europe factor, there's the immigration, whatever. Yeah. We might have some difficulties. I understand that, you know. But Greece can still protect their Europe border and keep it under control, so that the immigrants cannot pass into Europe. You know, there's a solution for everything, but they you know, the media and everything, the politicians, they have to stop fanatic peoples. Yes, exactly. So that means we need to educate our people more. Mm-hmm. So we need more education. Mm-hmm. Yes. Would you say what we're doing right now, taking this video, would you say it could be educational to our people to tell them, because I want us to be brothers again. I want my Greek neighbors to come back to Yeşilköy, St. Aya Stefanos again. I want them great Greek chefs to cook good food, not copy the real Greek food again. I want our tavernas in Istanbul again. Is that likely a dream to
happen, or maybe not. Yeah, it seems like a dream. Does it sound really like a utopic dream? Mm-hmm. Is it not doable? Maybe it is, maybe it isn't. But, you know, what I want to tell my friends, my brothers and sisters in my hometown, that we lived peacefully before. Yeah. Maybe we can do it again. You know, because Fedon says, run to me. He says, let's forget the past. In his one of his songs we just listened, he says, what is this separation? Enough is enough. This is what Fedon says. Fedon, he belongs to both of us. You know that. Mm-hmm. Because he's Greek and he sings in Greek as well. Mm-hmm. He's a good guy. You know, he's also Turkish. He's also one of us. So he's from both of us. He tells us, enough is enough. Stop it. So let's be brothers and sisters again. Can we do this? Should we do this? Yeah, it's an amazing idea, but it's not, as I said before, it's not only from us. Yeah. Yes, it's true. You know, it's up to who? It's up to the people that listen to us, I think. Mm-hmm. We can do so much. Not, we can maybe do little, but people that listen to us, they have to understand they can do this. They have to keep educating people. I understand some people understand English, so they will interpret it. I want them to interpret what we talk about here to Turks that don't understand English, mm-hmm. and educate them that they understand that we can, look, me and Kerry can be good friends, so you too can be good friends. Even though you never met a Greek, I met many Greeks, okay, I'm lucky, so I know how to make friends with them, yes? I say, Posise, Kalaise, Kalinikta, Kalspera, you can say, Efkharisto Polis, Paragalo, and Cafe, mm-hmm. I can say, I don't know, Paragalo, and Sagapo. Hey, bye-bye, she's from Colombia, she's very cute. And what is this? we can approach each other with love and, you know, respect, at least, and can build on that, can't we? True, yeah. You know, if I go into... There are so many people already do this, yeah? Yeah, many people, but we need to spread it wider, is what I'm trying to say. We need to spread it to Konya, Kayseri, Van, Hakkari, you know, not only Istanbul, Izmir, or Ankara, or Antalya, yeah. Whatever. We need to spread it all over Turkey and all over Greece. That is possible. It's all up to us. Mm-hmm. True, true, yeah. You know, love can come from one person. One person can start love, just as Jesus did. He was only alone, one, not 200, 300, 5 million. Now he's 1.5 billion, 2 billion, but he started one. Okay. Anlaştık mı arkadaşlar? Bak, saygıyla yaklaştığın herkesle saygın bir şekilde anlaşabiliyor musun? Kimseye sakın saldırıp kötü niyetle yaklaşmayasın. Saygısız hiç davranmayasın. Sakın ha. Çok kötü şeyler gelir başına yani. Fakat ne kadar saygı veya saygın davranırsan o kadar saygın karşılanırsın ve güzel, saygın, evrensel, uluslararası arkadaşlıkların olabilir. Efendim, kadınlara da kötü gözle bakmayasın, kadınlarına da. Zannetmeyesin ki bunlar, efendim, bunların kadınlarının gururları yoktur falan. Hiç sakın öyle bir yanlışa kapılmayasın. Herkesin bir gururu var kardeşim. Kadının da var, hatta kötü kadının da bir gururu var. Bilen bilir. Ona da saygılı davranacaksın. Ona da kötü kadın muamelesi falan yapmayacaksın. Kötü kelimeler de kullanmayacaksın. Kötü lakapları da yakıştırmayacaksın. Hele yüzüne karşı hiç yapma sakın. Hadi arkasından yapıyorsun. O diyorsun, bu diyorsun. Ama yüzüne hiç yapma. Aynı şey efendim cinsiyet, kimlik efendim sorunu demeyelim de seçimi, tercihini kendisi değişik kullanmaya çalışan insanlar ne demek istediğimi anlıyorsun. Homoseksüellerden bahsediyorum tabii. Efendim ya da lezbiyen de olabilir, trans da olabilir fark etmez. Hepsinde bir
gururları vardır kendilerine ait. Hepsinin de bir sebepleri vardır. Ne yapıyorlarsa arkasında bir durum mecburen olacaktır. Hep vardır. Fakat senden benden saygısızlık falan hak etmiyorlar. Sen kimsin, ben kimim, kimi yargılayacağız? Ne yargılıyoruz ya? Kimi yargılıyoruz ya? Sana ne? Öyleyim, yoğumaymış bilmem ne. Bana ne? Allah Allah. Ben başka bir şeyimdir, o başka bir olabilir. Allah Allah. Adam istediği olsun kardeşim. Oo, bilmem Ermeni bilmem nesi. Tövbe tövbe. Allah Allah. Adam illa Türk olmak zorunda ya. Adam sana niye kendini sevdirmek zorunda olsun hatta? Sevme lan beni. Niye seviyormuşsun ki beni? Sen kimsin ki beni seveceksin bilmem ne de. Bana beni onaylayacaksın da bilmem ne de. Sana göre mi ben kendimi tespit edeceğim, yaşantı belirleyeceğim? İlle sana zorla Türk mü, Türk'üm mü diyeyim yani ya da bayrak mı öpeyim? Ki ben bir Türk'üm, bunu bir Türk olarak söylüyorum. Ama ben iyi yetişmiş bir Türk'üm, Atatürkçüyüm ben. Ondan böyleyim. Atatürk'ü ne kadar iyi anlarsan o kadar benim gibi olursun. Benim yanıma gelip Amsterdam'da benimle yaşayarak ben gibi olamazsın. Sadece Atatürk'ü anladığın oranda ben hatta daha iyi anlarsan benden daha iyi olur, benden daha rahat ve iyi yaşayabilirsin. Bunun da gereklilikleri aha da oradadır. 6 ilke vardır. Bilirsin. Yanına bir yedinciyi de ben koyuyorum. Bir Atatürkçü olarak, bir Atatürk inkılapçısı olarak yanına evrensellik ilkesini koyuyorum. 7. ilke olarak. Alın bunu kullanın. Birileri çıksın, sahiplensin. Tamamen alameti farikası bana ait de olmasın. İstemiyorum. Biri çalsın bu fikri. Fakat uygulasın. Uygulayabilecek birisi bu evrensellik ilkesini 7. ilke olarak oraya koysun. Kendi üstüne de başarı olarak kendi ismini yazsın. Benim başarımdır desin. Ben razıyım, istiyorum. Hiç önemli değil. Ben kendimi düşünmüyorum kardeşim. Aha bak, bir kırmızı ceketimle yola çıkmışım. Ben dünyayı geziyorum. Gezeceğim de. Her yerlere gideceğim. Bir gün beni belki de Himalaya dağlarının tepesinde göreceksin. Aynı bu kılık kıyafetle. Hiç beni başkalarıyla karıştırma. Öyle Mercedes'le, Jeep'le falan gezmeyeceğim ben. Göremezsin beni öyle. Böyle bundan sonra öyle. Tamam mı kardeşim? O yüzden aklımızı başımızı alalım. Birbirimizi sevmeyi öğrenelim. Kalbimize biraz sus diyelim, yapma etme diyelim, terbiye edelim, disiplin edelim düşüncelerimizi. Kalbimizdeki nekkeslikleri, kıskançlıkları, nefretleri bir disiplin, kırbaç altına alalım. Kırbacı vur kalbindeki o kıskançlığı. Sus ulan de, kıskanma lan de, sus otur yerine de. Adam gibi etrafındaki insanları anla ve algıla. Namaste.